İyi akşamlar efendim. Muhteşem bir futbol gününün akşamında biz de bir canlı yayınla karşınızdayız. Bugün Türk takımları için gerçekten harikulade bir gündü. Beşiktaş yabancı sahada 2-1 mağlup oldu ama bu saha için büyük avantaj sağladı. Trabzon biraz şanssızdı, 1-1 bitti. Galatasaray, benim gibi Galatasaray'la özellikle çok memnun edecek muhteşem bir sonuçla Avrupa'nın belki de en iyi takımıyla İngiltere'de 3-3 berabere kaldı. Müthiş bir heyecan ve keyif yaşadı. Ve bu akşam şimdi bu çok uzun zamandan beri yaptığımız ilk canlı yayınla biz de göstermek istiyoruz ki bu ülkede fikir tartışmaları da futbol maçları kadar heyecanlı ve iyi olabilir. Çünkü bize bu son futbol sonuçları ülkenin futbolunun ekonomisinden daha iyi olduğunu gösterdi. Şimdi belki de futbol kadar iyi bir başka şey, bir fikir tartışması ortaya koyabiliriz diye düşünüyoruz. Bu akşam tartışacağımız konu Refah Partisi'nin son zamanlardaki atağı, politikasındaki ılımlı değişmeler ve gene dinci ya da İslamcı kanatta Refah Partisi'nin bu politik merkeze doğru hafif kayışındaki değişime karşı çıkanlar. Bu akşam tartışacağımız konu dediğim gibi iktidar alternatifi halinde gözüken Refah'ın daha fazla oy ve taraftar bulabilmek için politikalarını merkeze kaydırma hareketi ve buna karşı dinci kesimde meydana gelen eleştiriler. Evet, hoş geldiniz önce. Gerek stüdyomuzdaki konuklarımız, gerek sizler. Evet, iyi akşamlar sayın seyirciler. Bu Ahmet'in söylediğinin dışında bu tartışmanın bir başka amacı daha var. Efendim, Türkiye'de bütün gruplar kendi iç tartışmalarını diğer kesimlerden saklarlar. Herkes kendi partisiyle ilgili görüşlerini, düşüncelerini, eleştirilerini başkalarının önünde tartışmaktan kaçınır. Türkiye'nin genelinde bir demokrasi eksikliği olduğu gibi siyasi partilerin, grupların içlerinde de bir demokrasi eksikliği vardır. Bu partilerin ve grupların içlerindeki antidemokratik yapı, tek seslilik toplumun diğer kesimlerini ürkütür. Her kesim birbirinden korkar hale gelir. Biz dinamit programlarımızdaki tartışmalarla ve bugün de yapacağımız tartışmayla grupların ve partilerin içindeki sahte sessizliğin aşılmasına çalışıyoruz. Efendim, izninizle önce konuklarımızı tanıtalım sizlere. Evet, Sayın Tayyip Recep Erdoğan, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi. Sayın Bülent, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Refah Partisi'nin. Sayın Hasan Hüseyin Ceylan, araştırmacı yazar ve Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi. Evet, gelelim diğer konuklarımıza. Sayın Ercüment Özkan, İktibas Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Sayın İhsan Arslan, Mazlum Der Genel Başkanı. Sayın Mehmet Metiner, Yeni Zemin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Evet, başlıyoruz. Dinamitimizin fitilini ateşliyoruz ve ilk sorumuzu Sayın Özkan'a yöneltiyorum efendim. Sizin Refah Partisi ile ilgili eleştirileriniz nedir? Son politika değişiklikleri ile ilgili olarak. Ben adı bugün Refah Partisi olan partiyi daha babasının sülbünde, anasının rahmindeyken tanırım. Ben 1969 yılında cezaevindeyken 163'ten aldığım hükmün sonucu Milli Nizam Partisi adı ile daha evvel sağcı kesimin partisi bilinen Adalet Partisi'nde bulunan biraz daha namazlı, abdestli filan kişilerin 69 yılında Milli Nizam Partisi adıyla siyasi arenaya çıktıklarını biliyorum ki bunun üzerinden bugün 24 yıl geçmiş durumda. Ahmet Bey konuyu takdim ederken bizim Refah Partisi'ndeki son kongre ile birlikte meydana gelen değişikliklere muhalifler imişiz gibi takdim etti veya cümlesinden öyle anladım ben. Ben Refah Partisi'nin ta başından beri 3 kere adı değişti. Milli Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi olarak bugünkü adı da Refah Partisi. Varlığını oldum olası şer'i bulmamışım ve bu sebeple de varlığına karşı olmuşum. Sizin itiraz noktanız dedi efendim. Neden bu partinin varlığına karşısınız? Efendim, şer'i bulmamışım derken herhalde bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine ve onu hayat tarzı haline dönüştüren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın
İslam'ı iktidara getirmek için çalışırken takip ettiği metoda aykırılığı, esastan aykırılığı itibariyle karşı ola geldim ve el anda ne son değişiklik beni fazla ilgilendirdi ne başlangıçtaki varlık. Bu itibarla ben kısaca bir şeye İslami denilebilmesi için o şeyin gerçekten Kur'an kaynaklı, Kur'an mantıklı, Kur'an içerikli ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında, ki biz buna en genel ismiyle, tabiriyle tevhidi metot diyoruz, o tevhidi metoda uygun olması şartını ararız. Evet, bu şarta uygun olmayanı da İslami görmedik. Yani Refah Partisi'nin İslami görmüyor musunuz? Hayır, kendileri de görmüyorlar zaten. Sayın Erdoğan, siz ne diyorsunuz efendim buna? Bu eleştiriye. Önce ben bir gerçeği ortaya koyarak sözlerime başlıyorum. O da ben ülkemizde bu akşamki bu dinamit programında ortaya konulan mevzu, Refah Partisi ve muhalif olan İslamcılar diye Ahmet Bey takdim ettiler. Ben Türkiye'de muhalif olanıyla muhalif olmayanıyla tüm Müslümanları önce Allah için çok seviyorum. Burada Refah Partisi'ni destekleyip desteklememeleri de benim için o kadar önemli değil. Ama bir gerçeğin altını çizmemizde fayda var. Öyle zannediyorum ki Türkiye'de bu yanlış anlaşılıyor. Refah Partisi İslam değildir. Refah Partisi aynı zamanda din de değildir. Refah Partisi şu anda ülkemizde demokratik bir hak olarak ortaya konulmuş ve anayasanın mevcut maddeleri içerisinde Türkiye'de %99'u Müslüman diye takdim edilen, tanıtılan Türkiye'de İslam'ı bir yaşam biçimi olarak kabul etmiş, buna inanan, buna yaşayan Müslümanların bir araya gelerek bu ülkedeki demokratik haktan istifade etme hareketidir. Ve ya, bunu yaparken... Özür dilerim. Şunu tam net söyler misiniz? Yani İslami esasları öne alan bir parti değil mi? Bakın ne diyorum? Refah Partisi bir İslam değildir diyor. Hayır, İslam değildir, başka Refah bir şey. Refah Partisi bir din de değildir. Hayır, din de demiyor. Sadece o partiyi kuranların İslam'ı öne çıkaran bir parti olabilir. İslam'ın ilkelerini kendisi için kaynak telakki edebilir. Ancak Türkiye'de Müslümanıyla Müslüman olmayanıyla tüm cemaatlerin içerisinde yer alabileceği bir partidir. Bu bakımdan bizim kapımız bir red kapısı değil. Yani belli insanların gelip girebileceği, belli insanların gelip giremeyeceği bir kapı değil. Bizim kapımız herkese açık olan bir kapı. Sayın Metiner, siz ne diyorsunuz? Bu akşam galiba zaman zaman saf değiştirmek zorunda kalacağız. Ben öncelikle Sayın Altan'ın şu cümlesini eleştiri konusu yaparak başlamak istiyorum. Kendi adıma tabii, onun kitlesi yok, taraftarı. Biz burada eleştirmen olarak bulunduğumuza göre zaman zaman Sayın Altan'ı da eleştirme özgürlüğüne sahip olabiliriz. Refah Partisi'nin merkeze doğru kayışına karşı tepki duyan İslamcılar olarak bizi takdim ettiler. Ben tam tersine Refah Partisi'nin son kongresindeki değişmeyi çok anlamlı buluyorum, çok önemsiyorum. Çünkü Refah Partisi artık Türkiye Partisi olduğunu ortaya koymuştur. Siz buna karşı değil misiniz? Hayır, hayır, tam tersine. Sizi yanlış mı çağırdım? Yeni Zemin Yeni Zemin dergisinde 10 sayıdan beridir işlemiş olduğumuz konular bu konulardı. Refah Partisi'nin 4. Genel Kongresi'nde de Yeni Zemin dergisinde işliğe geldiğimiz bütün düşünceler hemen hemen ifadesini bulmuştur. Bu yüzden ben Refah Partisi'nin çizgisini kendi adıma önemsiyorum ve destekliyorum. Sizce din ögesi politikalarda geri mi çekiliyor Refah Partisi'nde? Hayır, din ögesi, yanlış anlaşılan din ögesi aslında yerli yerine oturtuluyor. Meseleyi doğru kavramak lazım. Peki, ben Sayın, Ercüment Özkan'ın tespitlerine de katılmıyorum. Refah Partisi bu ülkede kendini Müslüman olarak kabul eden insanların partisidir. İslami dünya görüşünü esas alan bir partidir. Ve bana göre böyle olmasından da daha doğal hiçbir şey olamaz. Peki, Sayın Metin'e, sizin eleştirdiğiniz bir taraf yok mu? Ya ben sizinle daha önce konuştum. Eleştireceğimiz taraflar olabilir. Ama sırf eleştirmek adına herhalde yanlış olan bir şeyi de yapmak zorunda değil. Hayır, değil ama bir doğru var mı eleştirdiğiniz? Yani size göre doğru olan Refah'ın yanlış yaptığı bir şey var mı? Efendim, şu an Refah Partisi'nin 4. Genel Kongresi'nde Sayın Erbakan'ın konuşmasıyla ilan etmiş olduğu söylemi
kendi adıma ben tasvip ediyorum. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Sayın Metin Bey, ben sizi davet ederken buraya söyledim de için davet ettiğimi. Yani Refah Partisi kontenjanı dolmuştu. Sayın Altan, muhalif değil misiniz? Siz gazeteye gönderdiğiniz basın bildirilerinde Refah Partisi'ndeki son değişime karşı çıkan İslamcılar olarak bizi takdim ettiniz. Biz size öyle olduğumuzu söylemedik ki. Refah Partisi'ne ilişkin Refah Partisi... Sayın Metin Bey, bana şeyi sorar mısınız? Sizin Refah Partisi'yle ilgili bir eleştiriniz var mı yok mu? Onu saptayım. Yani zaman geldiğinde eleştirilerimizi zaman geldi efendim. Ama ben önce Ercüment Özkan Bey'e Ercüment Bey'i eleştirmek istiyorum. Tevhidi metot olarak görmediğini söylediler. Resul'ün davranış biçimine uygun görmediklerini söylediler. Ben günümüz koşullarında demokratik mücadelenin tevhidi mücadeleyle uygunluğu konusunda bir fikre sahibim. Bu yüzden bu ülkede inanan insanlara yapılan baskıyı ortadan kaldırmak insanların için insanların örgütlenmesini de doğal İslami dini bir... Peki izin verir misiniz? Sayın Aslan da umarız yanlış çağırmadık. Siz de mi acaba Refakat? Ercüment Bey yalnız mı? İlk konuşmalardan da anlaşıldığı gibi her birimizin kendimizi önce bir tanıtması gerekiyor. Buraya muhalif olarak çağrıldık. Ve kabul ettiniz. Evet. Daha da ilginç. Muhalefetimizi, evet. Yani hangi konularda görüş farkına sahip olduğumuzu ifade edeceğiz. Evet. Ama haber olarak basına yansıdığı şekliyle burada bir açıklama ihtiyacı duyuyorum. İslamcılar karşı karşıya yahut da muhalif cephe gibi. Farkındaysanız her birimiz burada kendi görüşünü temsil ediyor. Herhangi bir parti içinde herhangi bir grubu ve cepheyi temsil etmiyorum. Neden bir iç istiyorum. Tartışmayı... Bir, geleceğim. Ben şöyle ortaya eleştirilerime geleceğim. Biz Müslümanlar olarak iç meselelerimizi bile toplum önünde tartışabiliyorsak kendi kendimize olan güvenin ifadesidir. Bunu bir kere tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Şeffafız ve kendimize güveniyoruz. Peki çok iyi. Yani şu şeffaflığı bir görelim. Ayrıca sadece eleştirmek için de burada değilim. Ben eleştirilere geleceğim. Madem ki çok merak ediyorsunuz, ben o zaman eleştirilerinden başlayayım. Şimdi bakın, ben bir kere daha söyleyeyim Sayın Aslan. Ben iki tarafı da davet ederken nereye, niçin davet ettiğimi söyledim. Sayın Altan, eleştirilerimizi getireceğiz ama sizin Refah Partisi merkeze kaymıştır ifadeniz doğru değildir. Buna mı karşı çıkıyorsunuz? Refah Partisi merkeze karşı çevrenin sözcülüğüne soyunduğunu ilan etmiştir. Merkez kaç güçlerin taleplerini gündeme getirerek. Yani şunu söylemek daha doğru bence. Refah Partisi bugünkü söylemiyle çevreyi merkeze taşımak istemiştir. Yani yeni bir merkez oluşturmak istemiştir. Önce bu ben arz edeyim. Estağfurullah. Şimdi buyurun. Siz bu toplantıya çok neşeli, keyifli başladınız. Türk takımları çok büyük başarı kazandılar. Çok. Ercüment Özkan Bey ile başladık. Arkasında siz de şaşkınlığa uğradınız. Oysa şöyle bir durum var. Bakınız, biz arkadaşlarımızı yıllar öncesinden tanıyoruz. Gazetelerini, yazılarını, kitaplarını okuyor ve takip ediyoruz. Bugün bütün gazetelerde İslamcılar karşı karşıya diye başlıklar atıldı. Arkadaşlarımızın fikirlerine saygı duyuyoruz. Partiyi tenkit edeceklerdir. Parti olgusuna karşı çıkacaklardır. Ama siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bizi karşı karşıya kavga eden bir grup olarak göremeyeceksiniz. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Biz ne yapılırsa yapılsın, karşı karşıya olmayan, peki, yan yana olan bir topluluk şimdi olacağız. Sayın, o zaman işin aslına gelelim. Yalnız Ercüment Bey'in sözüne... Bir dakika izin verin. Önce ben bir sözümü söyleyeyim. Çünkü anladığım kadarıyla Ercüment Bey size karşı, siz hepiniz bana karşısınız. Böyle bir şimdi işin aslını araştıralım. Biz sizi karşı karşıya getirmek istemedik. Bu fikir bizden değil, İslami kesimden geldi. Yani çok İslami kesim olacak, bize dedi ki, böyle bir program yapar mısınız? Bize dedik ki, biz Türkiye'de her fikrin bizim programlasında açıklanmasından yanayız. Buyurun. Şimdi buraya geldikten sonra bizi karşı karşıya getirdiniz. Bizi kavga ettiriyoruz. Biz zaten biz karşı karşıya şu an Refah tartışmak için burada bulunuyoruz. Buyurun tartışın. Siz hemen, o zaman hemen şunu söyleyeyim. Refah Partisi politikalarını tespitte bazen geç kalıyor. Yani 5 sene 10 sene önce söylenmesi gereken şeyleri bugün söylüyor. Bence Refah Partisi bugünkü çizgisine 10 sene önce gelmiş olsaydı, söz gelimi demokratikleşme meselesinde, söz gelimi Kürt meselesinde bu denli açık seçik, net ve somut bir söylemle ortaya çıkmış olsaydı belki bugün iktidar partisi olurdu. Refah Partisi'nin en önemli sorunu bence eleştiri konusu edilebilecek
politikalarını tespitte ürkek davranması. Bir, ikincisi şimdiye değin daima soyut bir söylemle yetinmesi. Kendi adıma ben 4. Genel Kongre'de Sayın Erbakan'ın konuşmasını bu açıdan önemli bulduğumu belirtiyorum. Çünkü orada demokratikleşme meselesinde, insan hakları meselesinde, devletin yeniden tanımlanması meselesinde ve en önemlisi de bu ülkenin birincil meselesi olan Kürt meselesinde çok açık, seçik ve net şeyler söylenmiştir. Değişimin partisi olmuştur bugün Refah Partisi. Biz bugün Refah Partisi'nin bu çizgiye gelmesini savuna gelen insanlarız. Şimdi durup dururken tekrar tenkit etmemiz, ama dediğim gibi tenkit noktamız şudur. Keşke bütün bu doğrular, keşke bütün bu net doğrular... Yani siz diyorsunuz ki daha önce eleştiriyordum ama artık şimdi Refah çok iyi yolda, onu eleştiriyorum. Hayır, şu an çok iyi yolda değil. Çok iyi yolun başlangıcı. Bunu önemsediğimi belirtiyorum. Sayın Özkan, siz ne diyorsunuz efendim? Sayın Ceyhan, buyurun. Yeniniz yok, sadece Sayın Özkan'dan bir eleştiri duyduk. Mehmet Bey'in gerek Mehmet Beş'e karşı bir gibi bir durum oldu. Yok, eleştiriler yapılacak. Yaklaşımları ilginçtir. Ama... 1969 yılından 1993 yılına Türk siyasi hayatında milli görüşün tarihini 24 yıl olarak herkes niteler. Ercüment Bey de bunu ifade etmiştir. Bir değişiklik yoktur demişlerdir. Başından beri hiçbir değişiklik olmamıştır diye. Ben hem rakamlarla hem kitlesel olarak değişiklikleri izah etmeye çalışayım. 1974 14 Ekim seçimlerinde, 77 seçimlerinde, 79 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nin girdiği seçimler itibariyle o günkü Cumhuriyet Halk Partisi tabanından almış olduğu oy oranı %2'ler veya %3'lerde iken, bugün sadece İstanbul Kağıthanesi'nde belediye seçimlerinde SHP tabanından almış olduğu oy oranı %30'lara kadar yükseldi. Sayın Ceylan, bu tartışmalar bakın kitlesel değişikliklere örnek veriyorum. Bizim bir saniye. Sayın Özkan, eskiden kırsal kesimin oylarını alan Milli Selamet Partisi bugün bütünüyle kent partisi haline dönüşmüş. Okurların, kültürlü kesimlerin, belli idealleri olan insanların yanında kitlenin tamamının oylarını alır hale gelmiştir. İzmir. Bu manada Mehmet Metiner Bey'in ifade ettiğini de aynen katılıyorum. Merkeze çekmiştir, kuvveti çekmiştir ve bu manada yolun başlangıcında da çok güzel bir kulvar tespit etmiş. Yarışmanın favorisi evet, haline gelmiş. Buyurun. Yarışma kalmadı ki. Buyurun. Buyurun. Bu bir. İkinci noktaya gelmek istiyorum. Siz tek başına. İzin verir misiniz? İkinci noktaya gelmek istiyorum. Anlaşılıyor ki 5'e 1 oynuyoruz burada. Ben de öyle anlıyorum. Her neyse, mesele 5-3 olmak meselesi değil. Vereceğiz mi? İzin verin de efendim, en az konuşanınız benim. Yani biraz bir şeyler yapmıyorum diye konuşacak şeyim yok demek değil. Şimdi efendim, ben bir siyasi partiyi değerlendirirken, hele hele İslam esaslı denilen veya öyle şuyu bulmuş bir siyasi partiyi değerlendirirken, mecburen, ki İslam bunu icbar ediyor, Kur'an esaslı hareket etmek, öyle değerlendirme yapmak zorundayım. Ama biz İslam değiliz. Ayrıca, böyle. Müsaade buyurun efendim, parti ayrı, kişiler ayrı. Bir parti denildiği zaman onun tüzüğü anlaşılır. Onun programı anlaşılır. Programının muhtevası ve tüzüğü anlaşılır. Tüzüğünde Refah Partisi de diğer partiler gibi mevcut laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ilkelerini, ona dayalı olarak halen meriyette bulunan siyasi partiler kanununun esaslarını esas almak suretiyle hazırlanmış tüzük ve programa sahip değiller midir? Buna göre böyledir. Böyle olmaz mı? Evet. Anayasa Mahkemesi kapatırdı efendim. Ben de İslami Parti adıyla bir parti Kur'an ve sünnete dayalı tüzük ve programını hazırlamışım. İçişleri Bakanlığı'na beyanda bulunacağımı da basına intikal ettirmişim. Henüz bunu yapmamış olmama rağmen. Ama bile bile açıkça İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne aidiyeti cihetiyle havale edecektir. Bu tüzük ve programı Anayasa Mahkemesi raportörlerine verecek. Onlar da anayasanın filan maddesine Refah şu... Partisi ama diyor ki zaten biz İslam değiliz. Ya biz anayasaya uygun bir partiyiz ama Müslüman bir ülkedir. Konu buradan kaynaklanıyor efendim. Buyurun. Biz İslam değiliz derken Refah Partisi eşittir Refah Partisi İslam olarak değildir. Olarak tabii. Evet. Evet. Yoksa Müslümansınız. O bir güzel kişiliktir. Öbür türlü. Hayır, partinizi ama. Söylüyorum zaten. Şahsınızı kadar, değil. Yani tabii, çok tabii, açık bu. Bununla ilgili Ahmet Bey bir şey söylemek istiyorum. Ercüment Bey, Refah Partisi layık, demokratik ve mevcut anayasa düzeni içerisinde ve siyasi partiler kanuna göre kurulmuş ve tüzüğünü ona göre hazırlamak mecburiyetinde kalmıştır diyor. Ben kendisine soruyorum. Ercüment Bey, İktibas Dergisi'nin yayın yönetmenidir ve sahibidir. Dergiler partiler gibidir. Her dergi dernekler masasına gider. Oradaki baştan yayın biriminden izin alır. Başını düzeltsin çünkü dergiler izin alırlar. Basın yayın biriminden izin alırlar. Aynen partiler gibidir ifade ediyorum. Hayır. Hukuki birimini ifade ediyorum. Siyasi partiler
emniyetteki siyah partiler biriminden izinlerini mevcut sistem dahilinde ve hukuk nizamları içerisinde iznini alırlar. Dergiler de bu şekilde izin almak mecburiyetindedir çıkışlarında. Değildir efendim. Ben hukukçuyum. Açıkça gazetelerde bu iki şey aynıdır noktasal olarak. Beyan usulü esas alınmak suretiyle beyan edersiniz. Şu adreste sorumlu yazı işleri müdürü olarak filan adam ben sorumluyum. Çıkarırsınız. Ne yazar ne çizerseniz bilahare izine çıkmaz hiçbir gazete. Bu teknik. Ben bilahare sizden sorumluyum. Ben repenin. Ama partiler partiyle derdi o manada aynıdır. Aynı masaya bağlı. İzin bu hukuk gibi teknik tartışma oldu. Buyurun Sayın Bey. Ben repenin yanlış anlaşılmaya müsait bir yön üzerinde durmak istiyorum. Arkadaşlara da onu sormak istiyorum. Repe bugün siyasal bir parti midir yoksa bir hareket midir noktasında gelip tıkanmıştır. Buyurun. Ben şunu ekleyeyim. Bence Refah Partisi sivil bir parti olarak varlığını sürdürmelidir. Ben kongresini izledim. Orada atılan sloganlardan biri işte ordu işte kumandan sloganıydı. Bu yanlış anlaşılmaya Refah Partisi'nin yeni görüntüsünü de zedeleyebilecek olan bir slogandı. Kendi adıma ben Refah Partisi'nin bu değişim çizgisini önemsemekle, desteklemekle birlikte bu değişim çizgisine zarar verecek, yeni görüntüsüne zarar verecek bu tür sloganların ve anlayışların terk edilmesi gerektiğine inanıyorum. Geçen Sayın Erbakan'ın bir konuşması vardı öyle bağırmaktan dedi. Ordu da Refah'ı destekliyor dedi. Yani bu konuda Refah Partisi'nin görüntüsünü biraz daha netleştirmesi gerektiğine inanıyorum. Sizce neden ordu Refah Partisi'ni şimdi destekledi? Şimdi burada tabii ilginç olan bir durum var. Mehmet Metiner Bey'in ifade ettiği konu hakikaten o kongredeki ihtişamı gördüğünüz zaman, azameti gördüğünüz zaman, katılımı gördüğünüz zaman bütün bir disiplinin parti kongreleri yok, diğerlerinden çok oluyor, farklı. Bu kadar şenlikli oluyor. Diğerlerinden çok farklı. Yani bütün tespitler bu noktada ortak. Adeta bir ordu disiplini içerisindeki yapıyı gösteriyor. Yani oraya gelen insanlar Anadolu'nun çeşitli yerlerinden o salona giremeyeceğini bile bile gelmiştir. Tabii kavram ilk çağrışımı itibariyle belki böyle bir orduyla birlikte kapalı bir toplum havasını verebilir ama oradaki adım bilelim ki orduda da bugün resmi üniformasını giyen insanlar yarın sivilleşecektir. Sivil elbisesini giyecektir. Şu anda ordudayken bile bir iç kanaati vardır. Burada bir incelik var. Bir ordu mensubu Refah Partisi'nin dışındaki yani emekliye ayrıldıktan sonra bir diğer partiye girdiği zaman bu kadar önemsenmiyor ama bir emekli generalin Refah Partisi'ne girmesi bu kadar önemseniyorsa bu bir ciddi değişimin ifadesidir. Bunu ama en çok siz önemsiyorsunuz zaten. Evet. Hayır, hayır. Bakın eğer basın gelip buna ayrı bir önem veriyorsa ama sizin, biz bu katılımı duyurmak suretiyle sizin genel başkanınız bombalar üstüne bombalar patlatacağım diye açıkladı. Tabii şimdi bu katılımlar yani bomba dedi. Bunlar ciddi bir değişim çünkü Türkiye'de bugüne kadar farklı şeyler, sendromlar yaratılmış, meydana getirilmiş. Evet, evet. Bu sendromların aslında yıkılışıdır bu. O bakımdan çok önemli. Partisi olma arzusu doğrultusunda ve değişim amacıyla ordu mensupları partiye alınacaksa ben bunu tehlikeli görürüm. Çünkü her şeye rağmen ordu resmi ideolojiyi temsil ediyor ve uzak durması gerektiği kanaatindeyim. Atatürk gelip bu partiye girerse bazılarımız kapısından geçmeyiz. Sayın Erbakan bunu orduyla ve Atatürk'ün bu eleştirileri arzu ettiniz. Müsaade ederseniz ben buyurun. İsterdim önce takdirlerimi ve partinin önemini ifade edeyim. Fakat vaktimiz çok azalıyor. Ben çok kısa eleştirilere geçmek istiyorum. Tayyip Bey vurguladı. Yetkili bir ağızdır. Çok önemlidir. Milli görüş veya adil düzen veya Refah eşittir İslam değildir. Doğrudur. Çok önemli bunun deklar edilmesi. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar başlıyoruz. Buyurun Sayın Aslan. Kürt sorunuyla ilgili parti politikasına değinmeden edemiyorum. Mevcut partiler içinde konuya en duyarlı ve en olumlu bulmama rağmen görüş belirlemede ve kamuoyuna deklare etmede geciktiği kanaatindeyim. Ayrıca son seçimlerde ittifakın bölgede Müslüman Kürt halkı üzerinde çok olumsuzluğunu açıkça söylemek istiyorum. Hangi ittifakın efendim? MÇP Refah İttifakı. Evet. Çok önemlidir çünkü bölgede Kürt sorununa çözümü getirebilecek tek parti bir bakıma görüşü itibariyle Refah iken o şansını kaybetmiştir diye düşünüyorum. Peki, ben. Bu MÇP ile
İttifak evet. hakkında ne söylüyorsunuz? Sayın ben önce bir konuyu tespit etmek istiyorum. Sayın Özkan parti olgusuna eskiden beri karşıdır. İslami açıdan partinin bu düzende kesinlikle karşısında olmuştur. Bu fikrine saygı duyuyoruz. İslami düşünenlerle Refah Partisi arasında esasen bir kavganın, bir çatışmanın olması da mümkün değil. Çünkü biz zaten her fikre saygı duyuyoruz. Diğer iki arkadaşımızda gördüğüm şudur. Onlar Refah Partisi olgusunu kabul etmekte. Ancak yöntem, usul, şekil, tartışma yönünden bazı tenkitlerde bulunmaktalar. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve ayağımızı yere basıyoruz. Politika değil, siyaset yapmaya çalışıyoruz. Siyasetin tarifi politikadan tamamen ayrıdır. Mefhum olarak, kavram olarak, muhteva olarak tamamen değişiktir. O bakımdan bu düzende partinin bizim için ifade ettiği mana, gayemize ulaşmak için takip ettiğimiz bir araç olmaktadır. Ancak Sayın Aslan değildi. Sizin Güneydoğu'da gayenize ulaşamayacağınızı söylüyor. Sayın MHP ile kurduğunuz ittifak geleceğim. Sonucu. 91 seçimlerinde MHP ve İDP ile yaptığımız seçim beraberliğini kastediyor. Seçim ittifakı denen şey aslında seçim kanununa göre mümkün olmayan, hukuki engelleri olan bir vakadır. Ancak o seçimde diğer partiler de bir beraberlik arzu ettiler. Bildiğiniz gibi SHP kendi içinden dışladığı HEP'lileri tekrar aldı ve onlarla birlikte seçime gitti. Doğru Yol Partisi reddettiği Dalan'ı partisini feshederek kendisine ilhak ettirdi. Bu arada Milliyetçi Çalışma Partisi ve İDP de seçime katılmamak suretiyle Refah Partisi'ni destekleme Ancak kararı aldılar. Ancak size son katılımlarda MHP de var. Son bombalarınızdan Nevşehir Belediye Başkanı gibi. Nevşehir Belediye Başkanı Doğru Yol Partilidir. Şu anda MHP'li olarak bir belediye başkanı bize katılmadı. Ama katılabilir. Çünkü yüzlerce yeni üyemiz arasında Sayın Milliyetçi Aslan, Hareket Partililer de var. Atatürk'le ilgili bir şey söyledi. Yani son zamanlarda Refah Partisi bir Atatürkçü gibi parti profili vermeye başladı sanki. Ve Sayın Erbakan dedi ki Atatürk de olsa bizim partimize katıldı. İşte zaten ben son zamanlardaki politika derken başta benimle tartışılarak başlarından çıkış noktası oydu. Benim söylediğim de buydu. Yani bu tartışma konusu İslami kesimde. Sayın Aslan da diyor ki oldukça da keskin söylüyor. Eğer Atatürk'ü alırlarsa biz kapısından geçmeyiz dedi. Biz veyahut da bazıları. Evet, Atatürk sizin partinize niye katılırdı? Sayın Erbakan çok güzel izah ediyor. Diyor ki biz şunları savunuyoruz. Atatürk'ün fikirleri de bunlara çok yakındı. Buyurun, bağımsızlık istiyordu, Türkiye'nin ilerlemesini arzu ediyordu Şimdi vesaire. Bence Refah Partililere bu konuda savunma hakkı tanımak yerine resmi ideoloji sorgulamakta yarar var. Herkesin Atatürkçü olmaya zorlandığı bir ülkede, kriterin resmi ideoloji olduğu bir ülkede ve bütün projeksiyonları Refah Partililerin üzerine olduğu bir ülkede böyle bir takım kaçamak tevillerin olmasından daha doğal bir şey yok. Ben kendi adıma eğer resmi ideolojinin koyduğu yasaklar olmamış olsa, tabular olmamış olsa, bu çağ dışı anayasa olmamış olsa, siyasal partiler kanununda antidemokratik hükümler bulunmamış olsa hiçbir Refah Partilinin kendini ne adil düzen, ne milli görüş, ne de bir başka şeyle vasıflandıracağını zannetmiyorum. Ne de Atatürk'ü bu şekilde tevil etmeye ihtiyacını hissedeceklerini zannetmiyorum. Böyle bir zorunluluk ortamında bu tür teviller yapılmaktadır ve Sayın Özkan gibilerinin de bence haksız eleştirilerine maruz kalmaktadırlar. Bunu da bir İçine savunma olarak. İzin verirseniz buyurun haksız eleştirilerinizden birazcık daha. Siyasi partiler önce nefislerindekileri değiştirmiş, bu sebeple bu ortak payda ile bir araya gelmiş kadrolardan oluşurlar ve toplumları değiştirmeye yönelik bir varlık olarak ortaya çıkar. Acaba var olduğundan bu yana toplumda mensupları başta olmak üzere neyi değiştirmiştir Refah Partisi, MSP veya MNP? Örneğin mensuplarının İslam'la ilgili bilgilerinin artması, davranışlarını düzeltme yolunda herhangi bir usvetül hasene yani güzel örnek olmuş mudur? Buyurun Sayın Celal. Onların da iktidarın kanadı oldukları yılları biliriz. Daha bugünkü gençler bilmeyebilir de 73 ve 77 koalisyon ortaklıklarının haberdarız. Ahmet Bey hemen şunu ifade etmek istiyorum. Bana değil Sayın Özkan'a buyurun. Yalın bir soru sordu. Neyi değiştirmiştir mensupları itibariyle diye. 69'dan itibaren başlattığı çizgide Tayyip Erdoğan'ı kazanmıştır, Bülent Arınç'ı kazanmıştır, Hasan Hüseyin Ceylan'ları kazanmıştır ve yüzlercesini kazanmıştır. Sadece 300 kadar İmam Hatip Okulu'ndan mezun ettiği insanlarla ve 1975 1 Ocağı'ndan itibaren İmam Hatip Lisesi mezunlarının
hiçbir yere giremezken, Yüksek İslam Enstitüsü'nün dışında hiçbir okul almazken, siyasal, hukuk, ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent ve benzeri ODTÜ bütün okullara girdirerek bugünün tabiplerini, bugünün hakimlerini, bugünün avukatlarını, bugünün savcılarını ve benzeri kültürel ortamın en üst noktalarında kaymakamlarına ve valilerine varana kadar kazandırması bu, Türk siyasi hayatında en büyük kazanç. İkinciyi ifade ediyor. Hemen ikinciyi ifade ediyor. Sözümü tamamlayayım hemen Ahmet Bey. Bir soru arada kaynadı. Ordu niye destekliyor Refah Partisi'ni dediniz. Destekliyor mu öncelikle? Çok güzel bir soru sordu. Cevap veriyorum. 4 gün önce Antalya'da Kuzey Atlantik Savunma Asamblesi'nin bir toplantısı vardı, zirvesi vardı. NATO toplantısıydı. Ve orada Orgeneral Doğan Güreş kalktı. Milli Görüş'ün 24 senedir söylediği bir söz vardı. Birleşmiş Milletler bir Haçlı kulübüdür. NATO bir savunma paktı değil, bir ölüm paktıdır. NATO bir savunma paktı değil, bir ölüm paktıdır. Ki bunu biraderinizle, babanızla, biz bu cümlede zaten hep antak kalıyorduk. Bugün Doğan Güreş kalktı Antalya'da üniformasıyla beraber. Birleşmiş Milletler bir Haçlı kulübüdür. NATO artık savunma paktı değil, bir ölüm paktıdır. İşte Somali ve işte Azerbaycan ve Bosna Hersek'teki çifte standartı dedi. Eğer bunu Orgeneral Güreş değil de Necmettin Erbakan söylemiş olsaydı genel başkanımız, 24 yıldır zaten hoca aynı şeyi söylüyor diyecekler. Peki, izin verir misin? Bunu niye söylüyorum? Ahmet Bey, bunu niye söylüyorum? Şunun için. Sayın Refah'ın doğruları insanlığın doğruları. Biliyoruz değil, Duran Demirel'in de ağzından, Çiller'in de ağzından çıkıp duruyor ama hayır, hiç çıkmıyor. Hayır, hiç çıkmıyor. Giden de yok. İşte Çiller'in Amerika gezisi hiç de çıkmamış. İfade edeyim. Sayın Metin, Sayın Ceylan, kendi haklı davamızı göstermek için, kanıtlamak için ordudan örnekler getirmemize gerek yok. Ha, ben suale cevap veriyorum. Efendim, ben söyleyeyim. Ben kendimizi orduyla destekleme, Refah Partisi'nin kendisini orduyla destekleme ve de bir biçimde konumlandırma uğraşısını yanlış buluyorum. Elbette ki ordudan bir takım insanların da katılımı olacaktır. Ben üniformaları değil, kafaların içini önemsiyorum. Ama Türkiye'de ordu rejim ordusudur. Resmi ideolojinin kurumasına ve kullanmasına kendisini adamıştır. Ha, bu demek değildir ki ordumuzun içerisinde çok dürüst, bu davaya da gönül veren insanlar çıkmayacaktır. Bunu söylemek istemiyorum. Ama ben Refah Partisi'nin handikapını şurada görüyorum. Sayın Erbakan'ın açış konuşmasında da bunu göremedim. Asker rejim ilişkisini nasıl tanzim edeceğinize dair hiçbir açıklama yok. Evet. Ama şunu belirteyim ben. Sayın Erbakan'a Sheraton'daki toplantıda sordum. Ordu rejim, asker rejim ilişkisi nasıl tanzim edileceğine dair Sayın Erbakan oradaki cevabı çok netti. Biz orduyu rejim ordusu olmaktan çıkartacağız. Ordu sivil otoritenin emrinde olmak zorundadır dedi. Ama aynı açış konuşmasında bu yok. Sayın Bence Erbakan, bu açıklamaya muhtaç bir konu. Eğer Mehmet Bey müsaade ederse ben şu gerçeği ortaya koymak istiyorum. Aslında orduyla ilgili kanaatleri ordunun şu andaki atmosferi içerisinde etüt edersek öyle zannediyorum ki bir yanlışın içerisine gireriz. Bir defa az önce Bülent Bey bir şeyi ifade ettiler. Ayaklarımızın yere değmesi lazım. Bakın biz şu anda şu spotların altında terliyoruz. Evet, hayır, biz terlemeden bunu yapabiliriz diyebilir miyiz? Burada terlemeye mahkumuz ve mecburuz. Bizi terleteceksiniz. Böyle çıktığımız zamanda da terleyin deseniz terlememiz mümkün değil. Çünkü dışarıda da şu anda herhalde artık esintiler başlamış, orduda donmaya mecbur. O zaman ben bir şey anlıyorum. Bütün bu konuşulan neden? Müsaade edersiniz. Sizin bir görüntünüz var. Bu işte hayatın gerçekleri, Türkiye'nin çok... Bir gerçeği ortaya koyalım. Bir de gerçek yüzünüz var. Bir gerçeği ortaya koyalım. Ya şimdi bir gerçek, bir gerçek, iki havayı, gerçek var gibi. Şu havayı teneffüs etmeye biz mahkumuz. Bakın Mehmet Bey'in söylediği ifadede de ben ordudakilerin hepsini buna katmıyorum. Hepsi aynıdır demiyorum. Ve genel başkanımızın basın toplantısındaki ifadesiyle bizim şu anda Refah Partisi olarak orduya bakışımız bu. Yani biz orduyu demokrasinin kılıcı gibi hür iradenin tepesinde sallanır olarak görmeyeceğiz ve göstermeyeceğiz bu ülkeyi. Görmüyor musunuz? Görmüyoruz. Ve geldiğimizde de göstermeyeceğiz. Aslında bunu deklare etmemiz lazım Sayın Başkanım. Bu bizim sürekli, İhsan Bey bir dakika müsaade edin. Bu bizim sürekli ortaya koyduğumuz. Çünkü bu ülkede hür irade hakim olacak. Peki, izin verin şimdi. Ve bu konuda bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Hak hakim olacaktır. Silah değil. Bunu gerçekleştireceğiz. Ben Refah Partisi'nin siyasal bir parti olmasını istiyorum. Sayın Arslan Oyun'daki tespitine katılmıyorum. Katı ideolojik bir parti olarak kalması Refah Partisi'ni... Orduyla ilgili tespitlerine ne diyorsunuz? Ben onu hemen ekleyeyim, geleceğim. Refah Partisi'ni marjinal bir parti konumuna düşürmeye ne Refah Partililerin hakkı var ne de bir başkasının.
Refah Partisi siyasal bir parti olarak işlev görmeli ve bence kitleselleşmeli. Yani kitleye açılmayan, fikirlerini kitleye mal etmeyen bir parti Türkiye'de niçin kurulur? Onu anlamakta güçlük çekiyor. Eğer hedef dara gitmekse tabii kitleye gitmek lazım ve birçok tavizler vermek lazım. Bunun tavizle bir ilgisi yok yalnız. Anlaşmak lazım. Hiç ilgisi yok, hiç alakası yok. Tercih yapmak yani, lazım. Ahmet Bey şuraya yalnız şöyle bir saplama yapabilir miyiz? Efendim. Şuraya bir saplama yapabilir miyiz? İhsan Bey'in burada bir takıldığı nokta var. Bakın dedi ki, yani İhsan o manaya ben alıyorum. Atatürk sağ olsaydı Refah Partisi'ne girer miydi? Veya girerse biz o kapıya uğramayız. Aslında hayır, bakın bu bizim kendi inanç ve kültürümüze ters. Atatürk şu anda sağ olup bizim partimize girse buyurun kabul ederiz. Efendim bilinen kişiliğiyle bakın, girmezdi diyor Tayyip şimdi, Bey'im rica ederim. Yani, girmedikten sonra zaten biz zorla da zorlayacak değiliz. O kişiliğin, o kafa yapısının, zaten. O dünya görüşünün sahibi adamının ne işi var adına sanına bile milyonlarca kilometre girmedikten uzaktan sonra geçer. Demek ki öyle bizim de bir sorunumuz. Öyle kayan yıldızlar efendim, gibi. Aslında milli nizam. Ona rağmen siz onu da alıyorsanız o zaman herhalde Sayın dünya Özkan'la, kadar adam çıkar. Zorla bir partiye sokamazsınız zaten. Sayın Özkan'la Sayın Arslan İslami Hareket'in zeminiyle partinin zeminini birbirine karıştırıyorlar. Bakınız ticaretle iştigal edenler Türkiye'de Müslüman kimliklerini kuruyarak ticaretin tüm gereklerine de uygun hareket ederek zengin olabiliyorlar. Bir parti kendi kimliğini muhafaza ederek niçin büyümesin? Büyümek için değişmesin ve kitleye mal olmasın. Sayın Özkan siz ne diyorsunuz? Sayın Metin'e refah dikkat edilir. Ben değişmesi ben için büyümesi, büyümesi için de değişmesi gerektiğine inanıyorum. Ortama uymak zorunda gibi hepimiz buradayız. Şurada bulunuyoruz. Buradaki havayı teneffüs ediyoruz. Onun gibi değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da 13 sene Mekke'de yaşadı. Yaşarken teneffüs ettiği hava hiç de kendine gelen vahyin estirdiği hava cinsinden değildi. Müşriklerin Allah'a ortak koşanların estirdiği havaydı. Bu havayı teneffüs etti diye kendine şirk mi bulaştırdı? Hayır. Müşriklerle uzlaşmaya mı gitti? Uzlaşmaya mı gitti müşriklerle? Asla. Şekil ve kalıpta dikkat edin. Asla. Yani ölçüsü vardır. Partinizden ziyade Allah'a düşünmeniz, Allah'ın rızası vardır. Düşünmenizi de dilerim. Ölçüsü Sayın vardır. Bey. Olmaz ölçüsü öyle. Vardır. Kendisine ölçüsü denilmiştir ki gelin sizinle birlikte ortaklık kuralım. Bir gün senin Allah'ına, bir gün de putlara tapalım. Allahu Teala bu talep karşısında elçisini sakındırmak için diyor ki kul ya eyyuhel kafirun. De ki kafirlere ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum. Çok güzel. Sizler de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Teşbih hata bilin kabul ki bundan etmez, sonra ben de sizin yanlış. Taptıklarınıza Özkan yine Bey. De tapmayacağım. Ahmet Bey müsaade ederseniz kesmeyin efendim. İzin verin. En az konuşanınızım. İnsaf edin. Yani bu da refahın milletin müvekkidesinden galiba. Çok yani ne kadar tanımışsam hep böyle yapıyorlar. Yapmayın. Şimdi izin verin. Ben de üç kelam da ben edeyim yani. Şurada zaten neredeyse tekim. Buyurun. Ha. Bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım. Sizler de öyle bir hal gösteriyorsunuz ki benim taptığıma bugüne kadar tapmadığınız gibi bundan sonra da tapacak gibi görünmüyorsunuz. Öyleyse sizin dininiz sizin benimki benim diyerek araya aşılması geçilmesi imkansız bir hendek kazıyor. Hepinizi rahatlatmak istiyorum. İzine, buyurun sayın. Kamuoyunda ki ifade aynen şöyleydi. O yanlış anlaşılmasın. Eğer bugün Atatürk yeniden dirilmiş olsa, tekrar hayatta olsaydı o da Refah Partili olurdu diye bir ifade geçmişti. Ben Merkez Karar Üyesiyim ve Tanıtma Başkan Yardımcısıyım. Bunu çok sayın sosyal demokrat gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız, baş yazarlarımız şöyle yorumladılar. Refah Partisi Genel Başkanı ne kadar zeki. Doğru söyledi. Çünkü ahiretteki o tabloları gördükten sonra yeniden dünyaya geliş olsa zaten herkes Refah Partili olurdu. Aynı noktadan hareketle Ebu Cehil veya Ebu Leheb bugün sağ olsaydı İslam'a girerdi diyen bir insan Resulullah'tan daha iyi İslam'ı ona anlatırdık ya da bizim halimiz peygamberden evet, daha sayın, iyiydi demek istiyor. Kişiler Atatürk'ü unuttu. Maalesef bugün bizim gündemimizi meşgul ediyor. Bence bırakalım. Sizin gündemimize refah getirdi. Hayır, İhsan Bey getirdi. Efendim. Hayır yani Sayın Erbakan bunu söyledi. Durdu geldi kimse Atatürk'ü. Biz bu akşam burada bu ülkede Müslümanlar olarak iktidara gelinmeyi isteriz şüphesiz. Küçük kalalım ve gelinmeyelim demiyoruz ama kitleye kendi görüşlerimizi anlatalım. Bizi benimsesinler öyle Hatta. Gelelim. Yoksa biz kitlenin görüşlerine bir gitmeyelim. Bir. Sayın Metin Erdi izin verir misiniz? Bence MNP, MSP ve Refah çizgisi Türkiye'de uzun yıllardır en şahsiyetli ana muhalefeti örgütlü olarak ortaya koymuş yegane güçtür. Ben bunu hemen belirteyim. Ben bir şey sorabilir miyim? Siz dediniz ki İslam iktidara gelsin isteriz. Ve bunu Refah'la ilgili söylediniz. Ama Tayyip Erdoğan diyor ki Sayın Erdoğan biz Refah yani Refah Partisi İslam değil.
siz de anladığınız refahla Sayın Erdoğan anladığı refah aynı şey değil galiba. Dinleyicilerimiz bizi anlıyor. Siz araya girmeseniz böyle, bilmeramdı ifade ederiz. Biz evet. Programı böyle bir bulutlarda uçup laflar gibi yapmak istemiyoruz. Resmi ideoloji uyguladığı baskılarla, Hasan özür diliyorum, baskılarla bu parti hareketinin kendi öz meramını tam ifade etmesine mani olmuştur. O yüzden demokrasi konusunda, laisizm konusunda, Atatürk konusunda tevillere gidilmiştir. Yani şu mu? Peki biz bundan böyle net ve açık sloganların tercih edilmesini hani dini, ve ülke sorunlarına şu vakit de yok. Hasan, ülke sorunlarına somut çözümler getirmelerini bekliyoruz. Eleştirilerimize imkan vermiyorsunuz ki. Ben sıralayayım ki eleştirilerimize de. Bir kuşku ortaya çıkıyor. O meşhur bir sözcük vardı. Takiye. Çünkü buradaki herkes bir şey söylüyor. Diyor ki bir hava var. İşte Sayın Erdoğan diyor ki sıcak olduğu için terleriz. Dışarıya çıkarsak başka türlü. Siz diyorsunuz, Sayın Metiner diyor ki resmi ideoloji baskı. Siz diyorsunuz ki bir Refah Partisi'nin görüntüsünde o zaman o çok bir ara çok meşhur olan sözcükle takiye mi var? Yani görüntüyle şu aslında bir uymamak mı var? Yok. Şu müsaade konuşmada takiye yok. Buna dikkat edin. Ahmet Bey müsaade eder misin? Bunu sırada bir şey ortaya koyalım. Bakın. Buyurun. Şu anda bu ülkede bana söyleyebilir misiniz? 60 milyon insanın 60 milyonu da bu ülkede haklarını eşit olarak paylaşabiliyor mu? Hayır. Paylaşmıyor. Bunda ortağız değil mi? Evet. Ortak payda. Ortak olmayan zaten tamam. Pek kimse de yok. Şimdi ülkede. Ama bir gerçek var. İnsanlar ilkelerini, inancıyla ilgili, akidesiyle ilgili ilkelerini hiçbir zaman değiştirmeyecektir. Ama burada değiştirmeyecektir. Fakat nerede değiştirecek? Arazi neyi gerektiriyorsa o da mücadelesini ona göre verecektir. Bu bir vakadır. Ve bu ülkede kusura bakmayın yıllardır ben Atatürkçüyüm diye geçinenlerin kesinlikle Atatürkçü olduklarına inanmıyorum. Siz misiniz? Müsaade edin. Hiçbirisinin Atatürkçü olduğuna inanmıyorum. Niye? Atatürkçüyüz diyenler bu ülkeyi Amerika'ya, Batı'ya köle etmişlerdir. Atatürkçüyüz diyenler Atatürk mandaya karşı olduğu halde mandacı yapmışlardır. Atatürkçüyüz diyenler Atatürk Milli Harp Sanayi'nin kurulmasını istediği halde bunlar harp sanayini kurmamışlardır. Atatürkçüyüz diyenler Atatürk mason kulüplerini kapattığı halde, onları dışladığı halde onlar bu ülkede mason kulüplerine verdiği hakları kimseye vermiyor. Değil mi? Sayın Erdoğan, şöyle bu gerçeği yakalamayalım. Şöyle anlıyorum. Hakiki Atatürkçü sizsiniz. 15 yıl tek öyle el halinde ülkeyi Atatürk'ün idare ettiği halde niye dediklerini kendisi yapmamış da İngiliz muhabbi Mustafa Kemal bugünkü refaha bırakmış acaba? Efendim? Neden 15 yıl tek el halinde ülkeyi idare ettiği halde İngiliz muhabbi Mustafa Kemal dediklerini kendi yapmamış da bugünkü refaha miras bırakmış acaba? Yapsınlar diye vasiyet mi etti acaba? Bakın dünyada ta Ebu Cehillerden, Ebu Sufyanlardan alınız. İnsanların hayır, dönemleri vardır. Zorlamayın. Lütfen, İyilikleri zorlamayın vardır, yani. Kötülükleri vardır. Bir insanı siz her yönüyle kötü olarak kabul edemezsiniz. Efendim, bakın biz şu anda ilke olarak şu anda Refah Partisi olarak yarın iktidar olduğumuzda Batı'nın güzelliklerini alırız. Doğrularını alırız. Kapitalizmin doğrularını alırız. Sosyalizmin doğrularını alırız. Nerede? Uygulamada, biçimde. Ama bizim kesin bir çerçevemiz vardır. Bu çerçevenin içerisinde alın. Sayın Aslan ne diyorsunuz? Dünyaya kapalı değiliz çünkü bu dünyada. İzin verir misin? Ancak burada söyleyebilme fırsatını elde etmişken ilave etmek istiyorum. Partiyle ilgili temennilerimi söyleyeyim. Çünkü eleştiri lafını da pek kullanmak istemiyorum. Partide istişare ve ehliyete ve liyakata çok önem verilmeli. Yani bu partinin ben büyümesini istiyorum. Onun için de farklı görüşlerimi faydalı olur ümidiyle söyleme ihtiyacı duyuyorum. Teşkilat ve delegelerin parti yönetimine ve parti politikasına yansımasına mutlaka gerek var. Bunlar yansımıyor anlamına mı söylüyorsunuz efendim? Siz öyle anlayabilirsiniz ama ben... Başkası nasıl? Yani nasıl anlaşılsın istiyorsunuz? Arkadaşlarınız cevap etsinler isterseniz. Siz nasıl anladınız efendim? Tekrar söyleyeyim. Teşkilatın ki halkın nabzını elinde tutan teşkilatlardır ve delege iradeleri, görüşleri, fikirleri, talepleri parti yönetimine ve parti politikasına mutlaka yansımalıdır. Sizi yine kesmek zorunda kalacağız. Evet. Yine reklam için bir ara vereceğiz. Maalesef size denk geliyor. Yani, evet, kısa bir süre sonra tekrar birlikte olacağız.
Evet, devam ediyoruz. Sayın Aslan, buyurun. Evet, galiba son hakkımı kullanacağım, onun için kısaca geçeyim. Ben partinin doğrularında ona destekçi olmayı ama fark ettiğim yanlışlarında da ikaz edici olmayı ibadet telakki ediyorum. Bu maksatla bunları söylüyorum. Peki. Sayın Mekler, buyurun efendim. Ve özür dilerim. Ve son bir cümle kullanacağım. Ta baştan daha beri... Daha vaktimiz var efendim. İstediğiniz kadar son cümleleri söyleyebilirsiniz. Fedakarım, kardeşlerime hakkımı bırakacağım da onun için. Neden? Yani bundan sonra konuşmak istemiyorum. Siz kesebilirsiniz o bakımdan. Halen kesiyorsunuz, bırakın da konuşalım. Tamam, buyurun. bakın, MNP'nin kuruluşundan bu yana bu parti hareketine en sıcak desteği veren ve en sadık kitle Güneydoğu Kürt halkı olmuştur. Ama parti bu halkın sorunlarına mümin kardeş edasıyla yaklaşmada gecikmiştir. Son kongrede destekliyorum, takdir ediyorum. Ama takdir ediyorum, iyi bir adım atmıştır. Dilerim bu adım pratik adımlarla devam eder. Sayın Erdoğan. İnşallah bu kucaklayışımızı bundan sonra daha sıcak görme imkanını bulacaksınız. Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimiz, kuzeyde yaşayanlar, güneyde yaşayanlar, batıda yaşayanlar hepsi bizim kardeşlerimizdir. Hiç ayırt etmeksizin Kürt, Türk vesaire. Çünkü bizim bir inancımız var. Şu anda yıllarca Türkiye'de Türk'üm, doğruyum, çalışkan. Bunu getirdiler. Arkadan haklı olarak da tabii Güneydoğu'da ve Doğu'daki kardeşim de kalkıp Kürt'üm, doğruyum, çalışkanım diyecek. Bir müddet sonra Karadeniz'de de Laz çıkacak. Laz'ım, doğruyum, çalışacak. Bunun başka çıkışı yok. Onun için bu noktalarda bugüne kadar getirilen sınırlar Refah'ın iktidarıyla ortadan kalkacağı gibi inşallah Refah Güneydoğu halkıyla nasıl kucaklaştığını önümüzdeki günlerde fiilen görme imkanı bulacak. Sayın Metinler, buyurun. Bir doğruyu belirterek konuşmamı sürdürmek istiyorum izninizle. Suç olur mu olmaz mı bilemiyorum ama Türkiye'nin gerçekliğinde... Suç işlemi dikkat edin. Evet, Türkiye'nin gerçekliğinde... Çok dikkatli bakıyorlar bizim programı. Türkiye'nin gerçekliğinde şu var. Aslında hiçbir Refah Partili Atatürkçü değildir. Bunu Atatürkçüler de biliyorlar. Bunu Atatürkçüler de biliyorlar. Rejim de biliyor. Ben bunu siyasal partiler kanununa tabii bir insan olmadığım için çok rahat konuşabiliyorum. Ben Refah Partili kardeşlerimin takiye yaptığına da inanmıyorum. Atatürk bugün yaşıyor olsaydı Refah Partisi'ne girer miydi? O günkü kişiliğiyle girmesine olanak yok. Ama girmesi halinde bunu reddetmeye kimsenin hakkı yok. Yok da Atatürk ortada. Yani bunu çok fazla böyle problemli bir konu olarak gündemde tutmaya gerek yok. İkincisi, ben Refah Partisi'nin inançlı bir kitle partisi olmasına gerektiğine inanıyorum. Yani büyümesi için değişmesi gerektiğine inanıyorum. Yeni Zemin dergisinde biz bütün bu düşüncelerimizi paket programlar halinde savunduk. Şimdi bu düşüncelere sahip çıkan bir Refah Partisi'ne elbette ki bizim destek vermemiz bir zorunluluk haline Sayın Metiner, o zaman Refah Partisi'nin diğer muhafazakar partilerden ne farkı kalacak? Refah Partisi'nin diğer muhafazakar partilerden şu farkı vardır. Şu an diğer muhafazakar partiler merkezi temsil eden partilerdir. Refah Partisi ise çevreyi temsil eden bir partidir. Neye denir? Çevrenin, efendim, bugün Kürt meselesinde çok açık ve net programını ortaya koymuştur. Demokratikleşme meselesinde, insan hakları meselesinde çok açık ve net programını ortaya koymuştur. Ve bu şu slogan benim için çok önemlidir. Emredici, mütehakkim, baskıcı devlet değil, hizmet devleti. Devleti yeniden konumlandırmak gerektiğini, merkeziyetçi bürokratik yapının tasfiyesini, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini çok açık ve net bir biçimde. Sayın Turgut Özal, elbette ki çevrenin sözcülüğüne soyunmuştu. Ama daha bir tuhaflık var. Bir tuhaflık çıktı. Refah Özal'ı en çok eleştiren partiydi. Şimdi siz diyorsunuz ki Özal'ın sloganlarını Refah gerçekleştirdi. Ben Özal'ın ben tam kavrayamıyorum Refah'ın ne olduğunu. Sayın Özal, anlaşılsız yapıyorsunuz. Çünkü Refah Partisi'ni sağcı veya solcu partiler veya muhafazakar partiler içerisinde bir yere oturtmak istiyorsunuz. Siz nereye oturuyorsunuz Refah efendim? Refah Partisi ne sağcı partilerin içerisinde ne muhafazakar partilerin içerisinde. İslamcı bir partidir. Ben uymayan bir yapısı var. Refah Partisi milli görüşlü bir parti olduğunu ifade ediyorum. Yani, milli görüşün ne olduğunu sormak isterseniz onu ayrıca cevaplarız. Ama galiba uzun anlatacak bir yerimiz var. İçerisinde sağcı partiler tasnifine bizi sokarsanız ANAP, DYP gibi bir parti olarak düşünmeniz lazım. Sayın Altan, İslami dünya görüşünü esas alan bir partidir Refah Partisi. Değiliz diyorlar Sayın İslami Metin'e. Dünya görüşünü esas alan bir partidir. Öyle misiniz? Bu çok açık ve net ortaya koymak lazım. Bir garip tartışma. Siz onlara bir şey söylüyorsunuz. Onlar hayır. Ve bence... Cevap vermek istiyorum. Buyurun Sayın Özkan. Yok öylesinizdir diye başkaları kuruntularıyla onları öyleleştirmek istiyor. Efendim kuruntu değil. Gerçek. Kuruntu değil. Siyasi parti resmen ve alenen laikliği benimsediğini, demokrasiyi benimsediğini açık açık hem tüzüğünde hem
liderinin Özkan beyanlarında Bey, açıkladığı Türkiye'de, halde Türkiye'de tarifi yapılmamış bir kavramın benimsenmesi ne olur, benimsenmemesi ne olur? İnsaf edin. Dünyada herkes her şeyin Türkiye'de kavramı biliyor. Yapılmamış. Tarifi. Anayasanın halk içerisine gibi. Tarifi tamam, konmamış. Hukuk kitaplarına, hukuk felsefesi kitaplarına bakarsanız tarifi de belli. Türkiye'de her şey gayet belli. Neşe Hanım'ın sualine dönmek istiyorum. Peki diğer merkezi partilerden farkınız nedir diye ifade ettiler. Müsaade buyurursanız madem refah tartışılıyor, refahın parti konumundaki ifadelerini Metinler cevap vereceğim. Bir tek Sayın Neşe Hanım'a da cevap vereceğim. 70 yıldır Türkiye'de inançları bastırılmış bir kitlenin açık açık sözcülüğüne soyunmuştur. Pek açık diğer açık parti, değil beyvallah. Açık açık efendim. Bakın bu ifadeyi sloganlarında, duruşlarında nedir bu sözcülük? Bu ezilen kitlenin dininden, geleneğinden, örfünden dolayı baskı altında tutulan kitlenin sözcü düğüne, savunuculuğuna soyunmuştur. Bunun aksini iddia etmek mümkün değildir. Merkezi partilerden temel farkını ifade ediyorum. İhsan Bey bir sözümü tamamlayayım. Bir kere Anavatan Partisi gerek 2 Şubat Körfez Harbi'nden, Haliç Harbi'nden bugüne kadar Turgut Özal Bey'in çekiç gücü 36. paralelde konuşlandırmasından itibaren bakıyorsunuz siyasi partilere. ANAP sağcı parti, DYP sağcı parti, CHP solcu parti. Bugüne kadar yapılan 7 oylamanın 7'sinde bir örnekten yola çıkarak anlatıyorum. 7 oylamanın 7'sinde tüm bu partiler önce muhalefetteyken karşı çıkan, skandal diyen CHP dahil olmak üzere incirliğe karanfillerle yürüyen Erdal İnönü'ye de buradan seslenmek istiyorum. Hepsi karşı olmasına rağmen bütün oylamalarda DYP, CHP, ANAP çekiç güce oy verdi. Bugüne kadar başından sonuna kadar tüm oylamalarında ve tüm söylemlerinde çekiç güce karşı olan tek parti Refah Partisi. Evet, Sayın bu manada diğer bütün efendim partilerden farklıdır. İzin verir misiniz Sayın Aslan? Esas itibariyle tenkit ettiğimiz veya ben kendi açımdan söylüyorum reddettiğim bir siyasi teşekkül veya herhangi bir varlığın hiçbir doğrusunun olmadığını söylemeyi zaten aklen mümkün görmem. Örneğin Marksizmi esas itibariyle reddettiğim halde onun da bütün olarak içinde bir takım doğrular vardır. Örneğin faizi kerih görür tıpkı İslam'ın Allah-u Teala'nın haram ettiği gibi. Ama bu türlü bazı beraberlikler esas itibariyle onu kabul etmeyi gerektirmez. Bugün Refah Partisi mevcut düzeni kavramlarıyla, kurumlarıyla kabul etmiş ve bunda bir takım yüzeysel değişiklikler, makyaj değişiklikleri yapmaktan başka bir şeyi yapacak şekilde ne insan yetiştirir, ne öyle bir zihniyet taşır. Yalnız umar insanlar. Umduklarına oy verirler. Umuntularının topladığı oy da Refah Partisi'nde toplanır. Hepsi bu kadardır. Buyurun efendim. Ben, yoksa 73 ve 77'de iktidar ortağı olmuştur. Hangi düzeni değiştirmiş? Çıkmasaydı belki biz çok daha verimli eleştirilebilirdik. Ben partinin değişimi yanlış anlaşıldığını fark ettim. Tavsiyemde yarar görüyorum. Ben hem tabanının hem de genel kitlenin değişim taleplerine daha süratle cevap vermesi gerektiği kanaatindeyim. Yani değişimden yanayım kesinlikle. Fakat değişmek ve kitleyi arkaya alabilmek için partiye illa generalleri ve Tansu Çiller'i almaya gerek yok diye düşünüyorum. Yıllardan beri savunduğu doğruları daha ısrarla yaygın bir şekilde eğer savunursa iflas etmiş diğer ideolojiler karşısında partinin temel görüşlerinin talep göreceği kanaatindeyim. O bakımdan ilkeler ve maslahatlar noktasında dengeyi çok iyi korumak gerektiğine inanıyorum. Bu Müslüman oluşumuza göre. Evet, açıklamak lazım. Sayın Ercüment Özkan kendi inancında tutarlıdır. Biz bu fikre saygı gösteririz. Ama bir siyasal parti olarak niçin siyasal parti olduğumuzun da bilincindeyiz. Onu da ayrıca tartışırız. Arkadaşlarımız bir konunun açıklanmasına vesile oldular. Türkiye'de temel hak ve hürriyetler tam ve kamil manada temin edilmiş değil. Şu anda Türk Ceza Kanunu'ndan 141, 142, 163 kalkmış olmasına rağmen bu hükümler anayasada aynen muhafaza ediliyor. Siyasi partiler kanununda aynen muhafaza ediliyor. Dernekler kanununda aynen muhafaza ediliyor. Bu hükümleri kaldırdığınız zaman Türkiye'de herkes kendi düşüncesinin partisini çok açık bir şekilde korur, kurar ve size tarif eder. Bu Refah Partisi olarak bizim referansımız tüzüğümüz, programımız, sözlerimiz ve eylemlerimizdir. Ancak ne var ki Refah Partisi Türkiye'de milli nizamdan bu yana gelen hareket içerisinde hep yanlış gösterilmeye, mahkum edilmeye, horlanmaya çalışılmıştır. Bakınız bizi Atatürk düşmanlığıyla çok kolay suçlarlar.
En tuzak sorular bunun içinde gizlidir. İşte Atatürk düşmanları dedikleri zaman Refah Partililer köşe bucak kaçacak yer ararlardı bir zaman. Şimdi bu silah ellerinden alındığında bazı insanlar feryat ediyorlar. Niçin Atatürk sağ olsaydı Refah Partisi'ne girerdi konusuna bazıları ilgi gösteriyor. Niçin? İstismarın önü alınmıştır. Refah Partisi'ne yöneltilen suçlamalar bu noktada iflas etmiştir. Halbuki bizim öncelikli meselemiz Atatürkçülük değil. Biz Türkiye'nin zaten yeniden maddeten manen kalkınmasını arz ediyoruz. Siz bir kesimin size karşı eleştirisini onun elinden aldınız. Ama sizin arkanızda olan bazı kesimlerde bu sizin politikanızı eleştiriyorsunuz. Ben arkadaşlarımın tehditlerini yapıcı buluyorum şu bakımdan. Ordu konusu söz konusu ediliyor. Bunun bir tarafı şuraya varır. İşte seçim, işte sandık ama Cezayir'de gördünüz. Yarın Refah Partisi Türkiye'de iktidara gelse bu ordu ihtilal yapar diyenler var. Şimdi Refah bu silahı da onlarından eliyor. Çünkü bu ordu Bulgar ordusu değil, Yunan ordusu da değil, Türk ordusu. Sözümü tamamlamak istiyorum. Ercüment Bey'den rica ediyorum. Bu ordu bizim ordumuz. Bir saniye ben sözümü bitireyim. Ben size saygı gösteriyorum, sözümü bitireyim. Ondan sonra tabiatıyla ordu millet. Bin yıllık medeniyetimizde bize takılan isim bu. Ordu peygamber ocağı ve Mehmetçiğe verilen isim Muhammed'in küçültülmüşü. Yani peygamberinin ismini ordudaki askerine veren bir millet var. Evet. Böyle bir ordunun mensupları Refah Partisi'ne ilgi duyuyorsa niçin gocunuyor bazıları? Şimdi, bunlar da bizim kardeşlerimiz, büyüklerimiz. Bu benle sizin aranızda değil. Sayın Metin Erdoğan size bir şeyler söylüyor. Asker millet anlayışına karşıyım. Siz Sayın Metin Erdoğan asker millet anlayışına karşıyım. Konuşmanın başından beri Refahlılar için bir takım tarifler yaptınız. Ama o tarafın konuşmaları sizin tariflerinizle ordu millet el ele şeklindeki bir slogan yıllardan beridir süre gelen asker millet deyimlemesine uygun düşüyorsa ben buna karşıyım. Ben şunu söylemek istiyorum. Ordu refah el ele toplum içerisinde ordu çok doğru bir slogan koyuyoruz. Değil bence. Ordu darbe yapıyor, ihtilal yapıyor. Peki. Ordunun içerisindeki pek çok yüksek rütbeli subay, namaz kılan subayları, as subayları ordudan atıyor. Bunlar yanlış uygulamalar. Ama ordunun tamamını böyle bir suçlamayla karşımıza almak şimdi doğru değil. Şimdi izin verir misiniz efendim? Evet efendim. Sayın Metin Er, ordumuz safımızda yer alıyorsa elbette ki onu reddetmenin manası yok. Ama asker millet öz değişini haklı çıkartacak bir anlayışı devlet hayatına geçirmenin gerekli olmadığına inanıyorum. Devleti yeniden tanımlayacaksak. Sayın Özkan, ordu millet, ordu refah el ele gibi sloganları Bülent ben Bey, demokrasi açısından da sakıncalı buluyorum. Bülent Bey, buyurun. İnsanların Türkiye gibi gerçekten ceberrut bir rejimin kurulup daha yeni yeni o ceberrutluktan biraz soyunur gibi göründüğü, esasında da pek değişiklik olmadığı ülkelerde insanların kendilerini gerçekten gerektiği gibi ifadelerinin çok güç olduğunu söylediler, çok da isabetliler. Sulandırılmamış bir doğru bu. Yani hiç %100 saf. Fakat ben bir Müslüman olarak bu gibi konumlarda her konumda olduğu gibi şunu düşünüyorum. Hiçbir peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'tan kendisine gönderilen vahyin topluma ilanı, tebliği söz konusu edildiğinde anlayışla, müsamahayla karşılanmamış. Her peygamberin içinden gönderildiği toplum, içinden seçildiği toplumun yönetimi o peygamberlere aynı ceberrutluğu, üç aşağısı beş yukarısıyla. Firavunundan tutun Ağız kavminin yöneticilerine kadar yapmıştır. Efendim, öyleyse ne yapacağız? Reklam bize için bindirilen şeye eğilecek mi? Şasemiz mi eğilecek? Kaporta mı eğilecek? Sandumanı mı dağıtacağız? Yok. Buna rağmen Allah'a dayanıp devam edeceğiz. Onlar hapsedermiş. Ne yapalım? Allah da sevap yazar. Evet, izninizle programımızın son dakikalarına girdik ve son bir tur yapacağız. Birer dakika konuklarımıza konuşma süresi tanıyacağız ve birbirinizi kesmemenizi rica ediyoruz. Buyurun Sayın Ceylan. Neşe Hanım, önce askerler, Filiz Hanımlar ve benzerlerinin girişiyle ilgili genel bir eleştiri oluyor. Buna şöyle yaklaşmak istiyorum. Türk kamuoyu, özellikle basın, Saddam örneğinden yola çıkacağım. Irak İran'a saldırdığı zaman bütün Türk kamuoyunda, efkarı umumiyesinde ve basında Saddam kahramandı, Kadisiye kahramanıydı ve Selahaddin Eyyubi'ydi. Fakat aynı Saddam Irak devleti olarak Kuveyt'e saldırdığı zaman zalim Saddam. Oysa
olay, her ikisinde de saldırı vardı. Her ikisinde de işgal etme düşüncesi vardı. Buradaki çifte standart Batı için, Türk kamuoyu için neyse, Filiz hanımların girişinde veya askerlerin girişinde de aynı çifte standart var. Askerler SHP'de olduğu zaman, DYP'de, ANAP'ta olduğu zaman hiçbir şey olmuyorlar. Oysa askerlerin sivilleşmesinden tarafı olan demokratlar bile şimdi karşı çıkmaya çalışıyorlar. Filiz hanımların girişine karşı çıkmaya çalışıyorlar. Bunun tek sebebi var. Deminki örnekte olduğu gibi Refah Partisi'nde olduğu zaman her şey kötü, diğer partilerde olduğu zaman her şey çok iyi. Aydınımızın, kültür hayatımızın, düşün hayatımızdaki bu çifte standartların sona ermesini diliyor ve bu tartışmanın da buna bir vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Sayın Metiner, buyurun. Ben öncelikle ordu mensuplarını veyahut da Tansu Çiller benzetmesiyle gösterilmeye çalışılan bir takım hanım kişilerin bu partiye katılmasını kendi adıma önemsiyorum. Yani dışa açılmasını, kitleselleşmesini önemsiyorum. İnançlı bir kitle partisi olması gerektiğine inandığımı yineliyorum. Demokratik araçlarla mücadele etmeyi tevhidi metoda aykırı bulmuyorum. Tam tersine yaşadığımız günün koşullarında çok önemli ve gerekli olduğuna inanıyorum. Bu konuda Sayın Özkan'dan farklılaşıyorum. Refah Partisi siyasal bir partinin gereklerine uygun davranarak, çevrenin sözcülüğünü üstlenerek, yani merkez kaç güçlerin taleplerini çevreye karşı savunan bir parti, değişimin bir partisi olarak iktidara gelebilir diye düşünüyorum. Kitlelerin umudu bir parti haline gelebilir diye düşünüyorum. Sayın Erbakan'ın 4. Genel Kongre'deki konuşmasını bu açıdan çok önemli buluyorum. Bu çizgiyi, bu söylemi ve destekliyorum. Fakat içinin doldurulması gerektiğine inandığım bazı hususlar var. Asker rejim konusunda, adli hukuki reform konusunda, yerel yönetim modeli konusunda, din devlet ilişkileri konusunda henüz çok netlikle ortaya konulan şeyler yok. Somut bir programın en kısa zamanda belirlenmesini ve cesur bir biçimde değişimin partisi olduğunu deklare etmesini son derece önemli ve gerekli buluyorum. Teşekkürler efendim. Evet Sayın Arınç, buyurun efendim. Refah Partisi bir fikir ve inanç partisi. Bu fikir ve inancımızı kitleye ulaştırmak zorundayız. Çünkü iktidara talibiz. İktidarda Refah Partisi'nin amacı toplumun bütün katmanlarını maddi ve manevi sahada en rahat, en huzurlu şekilde yaşamalarını temin etmek. Biz bugün İslamcı düşünce sahipleriyle karşı karşıyayız. Onların güzel fikirlerinden, tenkitlerinden hakikaten istifade ettik. Bir fikir ve inanç partisi olmanın sorumluluğu sadece bu gibi düşünen kişilerle değil, bütün fikir sahipleriyle bir araya gelmek, yan yana olmak ve toplumun meselelerini tartışmaktır. Biz bu gece keyifli bir tartışmayı izledik, arkadaşlarımızdan istifade ettik, doğrularımızı anlatma fırsatı bulduk. Böyle fırsatların zaman zaman tanınmasını arzu ediyoruz. Başta ifade ettiğim ama açıklayamadığım, biz siyasete talibiz, politikadan yüz çeviriyoruz. Politika ile siyasetin gece ile gündüz kadar birbirine zıt olduğunu, iyi ve kötü kadar birbirinden uzak olduğunu biliyoruz. Siyasetten amacımız insanların dünya ve ahirette salaha ulaşmalarıdır, huzurlu yaşamalarıdır, inançlarının gereğini yapmalarıdır. Toplumdaki tüm katmanların hakikaten insan olma haysiyetiyle hayat sürmeleridir. Ben size söyleyeyim mi? İslam olmayan bir partiyi ne ilgilendiriyor bu söyledikleriniz? Bu insan olmayı ilgilendiriyor, İslam olmayı ilgilendiriyor. Yani öbür taraftan söz ediyorsunuz. Hangi tarafta? Yani iki dünyada da salah bulması demediniz mi? İnançlı insanların ahiret inancı da vardır. Yani bütün her şeyleri dünyaya bağlı değildir. Bu tariflerinizi tam yerine oturtamıyorum. Evet. O bakımdan siyaseti bu anlamıyla yapmaya çalışırsak dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada iyi işler yapan insanlar eğer inanıyorlarsa ahirette de huzura ererler. Sadece politika olursa çok yüzlülük olur. Dün bugün yarın da yarın olur. Yani hiçbir sözüm 24 saatten fazla geçerli olmaz. Biz bundan çok uzağız. Askerler durup dururken fikir değiştirir, milli görüşü benimseyerek bu partiye geliyorlarsa seviniriz. Ama eğer parti onlara gidiyorsa korkarım yarın parti yönetiminde bu kıymetli kardeşlerime yer kalmayabilir. Dolayısıyla çok önemli bir hususu hatırlattığımı zannediyorum ben. Bizi izleyenler, acaba Müslümanlar birbirlerini nasıl eleştirirler, birbirlerine karşı muhalefetleri nasıl oluyor? Zannediyorum onun bir örneğini yaşadılar. Kişisel hatalarımızı örteriz. Biz ama toplumu, ümmeti ilgilendiren konularda gördüğümüz yanlışı söylemeyi görev telakki ederiz. Bu anlayışla biz buradayız, yanlış anlaşılmasın. Dilerim parti yöneten kardeşlerimizin muhalif görüşlere, eleştirilere daha hoşgörü davransınlar. Çok değişik cemaat ve gruplar var. Onlar arasında birleştirici rol oynasınlar. Ki ancak o zaman 60 milyonu kardeş yapabilirler.
Ve ayrıca Türkiye'nin çok önemli sorunları var. Gerçekten çözüm vadeden başka bir alternatif de yok benim inancım. Ama lütfen ülke sorunlarına getirdikleri çözümleri somut, anlaşılabilir, gerçekleştirilebilir nitelikte getirsinler. Evet. Büyük vaat ve bu halka ümit verip yarın hayal kırıklığına uğratmasınlar. Evet, Sayın Erdoğan, buyurun efendim. Evet, ben önce değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Net ikazları sebebiyle ve bir şeyi ortaya herhalde bugün açık ve net olarak koyduk. O da şu, biz bu ülkede bütün insanları seviyoruz ve ülkemiz yanmasın istiyoruz. Ülkemizin geleceğini Batı'nın, ABD'nin, tüm emperyalist güçlerin sömürüsünden, onların kendi iradeleriyle ülkemizi idare etmesini ve ülkemizin üzerinde sürekli olarak onların kara bulutlarını seyrettirme dönemini kapamayı istiyoruz. Ve burada bizim bir gerçeğimiz var. Biz bu ülkede tüm cemaatlerle, gerek İslami gerek İslami olmayan, tüm gruplarla, tüm düşünce gruplarıyla, tüm mezhep gruplarıyla bu ülkede bir defa bir barışı tesis etmenin gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz barışın ötesinde bir sevgi toplumunu kurmaktır. Hedefimiz sevgi toplumundan sonra da bu ülkede bir kardeşlik toplumunu oluşturmaktır. Ve bu kardeşlik toplumunu bu ülkede bir zulüm üzerine bina etmekten yana değiliz. Peki. Sevgi üzerine evet. bina etmekten yanayız. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı da sevgiyle kucaklıyorum. Evet Sayın Özkan, buyurun efendim. Tarih boyunca çok alkış alan düşüncelerin doğruluğu hep sanıla gelmiş ama hep peygamberlerin karşısında bulunanlar çok alkış almışlar. Peygamberler çok daha az taraftar bulmuş. Lütfen bu konuda Allah'tan korksun insanlar. Yani hevalarına tabi olmaktansa Allah'a tabi olmak daha eftal. Bir tek Sayın Özkan hevası. Siyaset. Bir tek o. Senin konuşma hakkın bitti ya. Bağışlasınlar. Niye zulmediyorsun? Hakkıma tecavüz ediyorsun. Ama siz de başkasını suçlamak suretiyle. Ama ne demek yani şak 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 futbol maçında mıyız? İlgilendirmez efendim. Ayıp işte ne ilgilendirmez. Hani insan haklarına saygı diyoruz. Ne kadar adil olduklarını gösteriyorlar efendim. Ne kadar adil olduklarını gösteriyorlar. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi alkışlayan bir seyirciye sahibiz. Evet. Harikaydı. Buyurun efendim. Çok adiller yani. Memnun oluyor. Daha iyi müşerref oluyor. Ama böyle coşkulu ve hoş bir seyirciye evet. sahip olmak iyiymiş. Buyurun efendim. Futbol maçı oynamıyoruz. Ahmet Bey. Onlar gelsin. Siyaset insanları yönetip yönlendirmek işidir. Bu haliyle de her peygambere müekkeden tebliğ olunduğu gibi emri bil maruf ve nehyi anil münkerden oluşur. Toplumları değiştirmenin genel geçer, sünnetullah'ta değişmeyen kuralı ise kesinlikle nefislerdekini değiştirmekten geçer. Eğer insanlar nefislerindekileri değiştirmezse Allah o insanların oluşturduğu toplumun halini asla ve kat'a değiştirmez. Bu itibarla beni gerek burada dinleyen, gerekse ekranlarının başında lütfedip, zahmet edip dinleyenler, emri bil maruf, nehyi anil münkeri nefislerinden başlayarak herkese yapmalarını ve hevalarına değil vahye teslim olmalarını tavsiye ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet. Evet maalesef zamanımız doldu. Zannediyorum ki bu son zamanlarda biliyorsunuz televizyonda her program yapan ilk kez diye övünüyor. Böyle bir tartışma ilk kez oldu. Yani başta Neşe'nin söylediği gibi bizde demokrasi genelde pek yok ama özelde de pek yok. Yani her grubun kendi içinde bir iktidarı var ve o iktidara ses çıkarma alışkanlığımız da pek gelişmemiş. Biz bugün kendinin İslam, yani partinin İslam olmadığını söyleyen ama İslami kesimin partisi gibi gözüken, aslında orduya karşı olduğunu söyleyen ama ordudan yana olduğunu da açıklayan, yani çeşitli çok cepheli, nereden bakarsanız biraz değişik gözükebilen bir programlara devam ettim. Bir partinin, yani Refah Partisi'nin muhalefet kanadı olabilecek bir kesimle tartışmasını izledik. Zannediyoruz ki ilginç oldu. En azından böyle tartışmalar olabileceği ortaya çıktı.
Ayrıca da zaten bu gece bence çok hoş bir gece. Çünkü futbolda muhteşem derecede başarılıydık ve Galatasaray 3 gol attı. Hepinize ve bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Evet, haftaya çarşamba günü tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yine dinamit bir gibi bir konuyla sizleri ayakta tutacağız umarız. İyi